Evet, günaydın. Bir gün sonra sabah koğuşumuzdayız diyebilirim. Güzel bir uyku çektik. Akşam bize Osman Doğancık dahil oldu. Aynen. Kendisi Fiat Bisi ile bize dahil oldu. Sabah ki menümüzde ne var? Menemen. Patates kızartması. Ve patatesli ne? Sigara böreği. Gençler bilardo masasında keyif yapıyor. Koyunlar ne yapıyor bu arada? Geziyor. Şu anda kahvaltıyı bekliyoruz. Daha sonra başlayacak olan yolculuğumuzda. Dönüş yolculuğumuzda. Evet. Devam edeceğiz. Bakalım. Evet, bakalım atabilecek mi? Bakıyoruz. Aha, girdi. Oo. Girmedi be. Arkadaşlar, dağ bisikletiyle yola çıkılmaz. 40 kilometre üzerine çıkmayın. Hele 100 falan filan. Hayal, bunları unutun yani. Öyle bir şey yok. Çok zordu gerçekten. Furkan kardeşini aradı. Araçla Serdivan'dan buraya gelecek Kocaeli'ye. Bunu ve bunu alıp gidecek. Bisikletleri atacaklar arabaya. Çok yandık, çok sıcaktı. Uzun kollu giyin. Ya tavsiyeler yani, şortla falan. Şu rengimiz, kırmızılıkları göstereyim. Rengimiz değişti ya. Yeni ağla yapmış ona. Nihayet sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ziyafet. Neyse. Evet. İkinci günün sabahında kahvaltıdan sonra tesisten ayrılıyoruz. Şimdiki durağımız Maden Deresi. Maden Deresi'nde biraz şelaleye kadar gidip orada biraz suya girip ondan sonra akşam üstüne doğru Sakarya'ya, yani merkeze doğru gideceğiz. Emre abi, senin ufaklık nerede? Tesiste kaldı. Bunu da tanıyamadım. Nasıl fark ediyor değil mi katlanırlar? Herhalde oğlum. Biraz kişilerde değişiklikler var. Furkan ve İbrahim'i geride bıraktık. Onlar tesiste kaldı. Arkada Fiat Bis görüyorsunuz. Osman akşamında tesise arabasıyla geldi ve bize dahil oldu. Bisikletle gelemese de arkadaşlarıyla olmak için onca yolu arabasıyla geldi bizim için. Şimdi de bizle devam ediyor. Şu an Maden Deresi'ne hep beraber gideceğiz. Ne? Seni bitirecekse o bandanın rengi bitirecek oğlum. Bu arada bandanın rengiyle çok dalga geçiyorlar. Mor olduğu için. Farklı yorumlarla gelebilirler arkadan. Gelirken katlanır bisikletle geldim. Giderken ise, geri dönerken ise normal bir şehir bisikletiyle dönüyorum. Katlanır bisiklet biraz dizimi ağrıttı. Şu anda diz ağrım devam ediyor. Ama bu bisiklette çok zorlayacağını düşünmüyorum. Şimdilik her şey iyi, devam ediyoruz. İyi böyle. Evet. Bize eskortluk yapan. Çok yoruluyorum ya. Arkadaş. Sırtımızda ya da arka çantalarımızda taşıdığımız bütün eşyaları Osman sayesinde geri dönüşte taşımayacağız. Kim? Devam ediyor. Şey, yavaş gidiyorsun ya, hararet mararet yaparsa sen şeye kadar git diyorum. Maden Deresi kavşağına kadar biz 5-10 dakikaya gideceğiz zaten. Hararet yapmaz. Gelirken benzin pompası çok aşırı ısındı, bazen batmıyor. Haydi bakalım Maden Deresi'ne devam.
lan yürü. Hızlan hızlan. Abi kaçıyor. Evet şu an 3 kişi Osman'ın arabayı tutturup gidiyoruz. Yokuşlarda faydası var. Osman 3 beygir azalttın sen. Şu an kamera çekemediğim için çok üzgünüm. Çünkü iki elimde dolu. Araba zaten 6 beygir 3 beygire düştü. Eyvallah. Nasıl sattık seni ama? Ama performansımız şu an çok hızlı. Aynen. Çok yüksekte gidiyoruz yani. Bak 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 bak. Çakallık yapıyorlar. Arkada. Vay be bunu nasıl unuttum ya. Yokuşta. Akşam o kadar yorulmuşuz ki. Süper uyuduk ya. Herkesin 12 olmadan enerjisi bitmişti. Ama sabah havadan mıdır nedir? Çok güzel kalktık. Güzelce bir kahvaltı yaptık. Şu an için bisiklet sürmeye her şey elverişli. Devam, biraz yokuş inelim. Woohoo, çok iyi be! Dikkat arabalara! Daha da iniyoruz. Coşku yaşıyorsun şu hayatı be. Çok iyi be. Madem dağı dumandır deloylum. Şu an bütün kış buzağlar ahırda durur da bir anda kapıları açarsın da zıplaya zıplaya dışarı çıkar ya, ayrı öyleyiz. Arkadan yavaş İkazı geldi. Doğru, yavaşlayalım biraz. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Gelirken o yokuşu çekeceksin. Başka yerden inecek. İki iniş var. Diğer taraftan inecek. Aradan hani kavşak var ya, sola dön. Oradan düz devam et. Sağa devam edince. Arkadakiler koptu. Evet, tahmin ettik. Şu gölgede bekleyelim ağacın altında. Gölge. Muhittin'le diğer arkadaş arkada kaldı. O yüzden bir süre onları bekleyelim. Hep beraber gitmekte fayda var. Kral! Osman'a da bir YouTube kanalı veya böyle Instagram hesabı Osman, açalım. Bak şu kafayla YouTube kanalı aynen açsan 10 numara olur ha. Bir yere gezmen lazım. Geziyorsun işte. Oğlum sen sanayi eşrafını giderken çeksen, telefonla bile çeksen aynen, olur. Aynen aynen. Sonunda geldiler. Ulan şu doğaya bak be. 10 numara yer. Motorla gelinir abi. Aynen. Tabii orası biraz kalabalık olabilir çünkü yaklaşık 2,5 aydan sonra ilk defa hafta sonu insanlar dışarıda. Muhtemelen mesire yerlerine hücum edecekler. Bakalım, biraz yol kalabalık ama birazdan göreceğiz. Osman yine bizle. Her zaman olduğu gibi. Gittiğimiz yer Maden Deresi. Karasu Koca Ali'nin tam arasında kalıyor. Şimdi Karasu ve Koca Ali'nin çocuğu olan Muhittin hocamızdan biraz bilgi alalım bakayım neymiş burası. Evet, Maden Deresi Karasu ile Koca Ali ilçelerini, köylerini bölen derelerimizden bir tanesi. Bağır hocam biraz. Neden Maden Deresi deniliyor? Yani Osmanlı döneminin son dönemlerinde burada Fransızlar maden arama işi yapıyorlar. İşte boraks, altın, gümüş, farklı madenlerin çıkartılıyor. Tabii daha sonraki süreçlerde burayı bırakıyorlar. Daha sonraki süreçte işte Maden Deresi adı
veriliyor. Biz bisikletlerle gidiyoruz. Motosiklet için aynı zamanda araç trafiğe de uygun. Tabii belirli bir noktaya kadar. Belirli bir noktada da yaklaşık olarak işte şelaleye inip ortalama 1,5-2 saatlik bir yani doğa yürüyüşü parkuru da var diyebiliriz. Bu anlamda doğayla iç içe olabileceğiniz, ailenize kapı dinleyebileceğiniz güzel bir mekan. Maden Deresi'ne yaklaştıkça çeşitli alabalık tesisleri, mesire alanları çoğaldı. Maden Deresi'ne geldik. Osman'ın araba bozulmuş olabilir. Osman! Bekle! Bakalım Osman ne yapıyor? Osman hayırdır? Bir şey yok ya. He, rutin şeyler. Yok, nazar değdi. Çok insan baktı o yüzden. He. İstop etti. Evet. Evet, bisikletçiyle yolculuğumuzun sonuna geldik. Dur. Evet, bisikletlere veda ediyoruz şimdi. Yürüme devam. Hadi bakalım. Yürümeye başladık. Yaklaşık 1,5 kilometre falan yürüyeceğiz. Helale var. Çok iyi ya. Şuraya bakar mısınız? Havuz gibi bir şey var ya. Şu anda su buz gibidir ha. Nereden karşıya geçmemiz gerekiyor. Aynen abi. Evet. Su mis gibi. Mis gibi hayatımız var ha. Bilal, mis gibi hayatımız var Bilal. Neyse bu bir hadi, sadece simülasyondu. Evet. Vallahi gidiyoruz ama bakalım. Başladık çıkmaya. Bakalım ne kadar çıkacağız. Evet arkadaşlar, bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda sağlam lider rampada kalmaz diye bir söz vardı. Rampaya dayandık. Bakalım ne olacak. Sağlam lider yolda kalmadı. Osman da bizle. Bakalım evet. Su kaynatacak mı? 150 gram vereceğim. Hedefim. Bakın arkadaşlar, şu an kamerayı tam yatay tutuyorum. Rampayı siz tahmin edin. O kadar yükseğe çıkıyoruz şu an. Yükselttik. Neyse biraz düze çıktık. Oh. Hep böyle bakalım ne olacak. Dur Coşkun. Üç aydan beri şey ya. Kapalıyor burası. Çok sarı yerden geliyor. Tamam ya. Altını da görmeye kaçık kayacak. Yandı valla. Hacı! Hop! Bacanak! Şuralar şöyle uçurum. Hala çıkıyoruz. Hocam burada eğim herhalde 30 var. Ne 30'u be, 45 oldu. Aha mağaraya geldik. Wow. Wow. Tabii tırsma var. Sesleniyorsun içeride biri varsa. Sıkıntı olmasın diye. Ölü ekip burada galiba ha? Lan Coşkun kafan anlasın diye almadın ya. Abimin çantada kal var. Kaskta. Bir daha hiç kalalım mı? Aynen. Hadi devam. Dikkat edin yarasa marasa çıkmaz. Şu yere sakın. Korona olur. Şu an kamera çekim yapıyor ama hiçbir şey görmüyorsunuz. Yerlere tutalım. Böyle ara ara istersen şuradan gösterebilirsin. Hafif eğik vaziyette arkaya doğru çekim yapayım biraz. Bakın sesimden de anlayacağınız gibi bir daha giriş çıkışı yok şu an. İşte insanoğlunun maalesef ayak izi arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani doğayı temiz bırakmayı beceremiyoruz. Arkaya da bir çekim de böyle. Doğada ayak izimizden başka bir şey kalmasın diyoruz ama. Şöyle aradan manzara göstereyim. Ara ara pencereler var. Ölüm çıkacağı çıkması mı hocam o şey mi? Kurtulmak acil için mi? Acil çıkış diyemedim. Bu
Burası daha dar. Bu. Burada. Eyvah, Osman geçemeyecek buradan. Önde var lan. Şöyle bir size göstereyim. Buradan tabii bir iki adım daha atsam buradan uçurum. Herhangi bir sıkıntı olduğunuzda kendinizi hemen sol tarafa doğru bırakıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz yapılar işte su yolları, su var. Burada Karasu ilçesine buradan su sağlanıyor. Yine aşağıda göreceksiniz şeyler var. Yine aynı zamanda işte maden döneminde kullanılan mağaralar bunlar. Burada dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Doğa evet çok güzel ama aynı zamanda acımasız. Yani hatayı kabul etmiyor. Yani. Kafalara yine dikkat edin. Bu yerler suymuş. Hafif sol tarafta sıkıntı yok. Sağ tarafta biraz su birikintisi var. Şu an eğilerek gidiyoruz böyle. Vuhuu, şuraya bak. Gelen ekip. Şu an eğilerek gitmeye devam ediyoruz. Üstler. Taşlar. Arkayı bir göstereyim. Ne oluyor ya? Zaten madenler oralardaymış. Bazı yerler delikler var. Abi iyi şuradan. Delik. İşte böyle yerlerden devam ediyoruz. Kayboldu. Yavaş, orada çok dikkatli. Şu direkt orası kayar yani. Sen ne yapıyorsun? 3.50 misin sen? Abi bırak şunu küçük bir yere. Gençler aynı şekilde tutunarak çok dikkatli. Dikkatliden de daha dikkatli. Böyle dikkat. Dikkatli. Şöyle bakayım. Aa evet dikkatli. Tinişe geçiyoruz şu an. Evet arkadan sağlam bir şey devam et. Artık düz bir yola girdik. Daha açık bir yol. Şelaleye varmak üzereyiz. Siz duymuyorsunuz ama şelalenin sesi biraz daha artmış durumda. Haldır aldır. Oğlum yaldır yaldır mı? Haldır aldır mı? Haldır şaldır. Haldır şaldır evet. İşte burası. Şimdi gördüğümüz manzaraya doğru devam ediyoruz. Bakalım. Neyle karşılaşacağız? Buradan iniş vardı ama orası daha sakat oldu. Yağmurlu bir hava da gelmişti, hatırlıyor musun? Aynen. Burası çok bayağı. Burası dolu yani su. Buradan falan başlıyor. Evet. Ayakkabı çıkartılacak. Çıkar. Yok yok, şimdi de şöyle sadece karşıya gidiyor. Şöyle bir göstereyim size suyun tam ortasında manzarayı. Yürüyor mu oradan ya? Aldın şaldın. Mükemmel ya. Çek evet, çek. Şuraya baksana. Doğru ayakkabı seçimi de çok önemli. Ben şu an en basit, en hafif, çabuk kuruyabilecek bir ayakkabıyla geldim. Hem ağır değil, çantamı aldığım zaman ağırlık yapmayacak. Bisiklet de ağırlık yapmıyor, zaten ayağımda oluyor. O yüzden ayakkabı seçimi de çok önemli. Ve şimdi size manzara gösteriyorum. Gel böyle. Seneden sene ya Emre çok fark yapıyorum ya. Osman beni tutuyor düşersem. Tamam. Durma ama yanılar. Daha öncesinde Emre... Bağır hocam biraz. Daha öncesinde yüzülen yer hemen şu alt kısımdaydı. Yani insan boyu yaklaşık işte 1.82 yakın derinlik vardı. Şu çatının olduğu yerde. Biliyorsunuz 2 sene önce büyük bir sel oldu. O selden sonra oradaki yüzülen yerde oldu.
Suyun akarı o tarafa doğru olunca diğer taraftan gördüğünüz gibi orada artık bir küçük bir havuz oluştu. Yani insanlar daha öncesinde buradan yine inilebiliyordu. Birkaç iniş noktası vardı ama işte yağmurdan dolayı, aşındırmadan dolayı oradan inmek artık tehlikeli hale geldi. Alt kısımdan, dere yatağından yürüyerek oraya ulaşılabiliyor. Tabii hocam, dediğin gibi sık sık dere yatakları falan değişiyor. Tabii her sene değişiyor. Şu an bugünkü tarih 7 Haziran 2020 Pazar günündeyiz. Evet. Yani belki de 2 ay sonra, bir sene sonra buraya geldiğinizde böyle değil falan diyebilirsiniz. Aynen. Evet. Maden Deresi'ndeki şelaleye geldik. Buradayız. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Çok güzel bir ortam var. Biraz şöyle hem yüksekleri göstereyim. Hem arkama bakın manzaraya. Hem de suya bakabilirsiniz. Oldukça soğuk suyu var ve buz gibi, doğal olarak dağlardan geliyor. Şimdi aşağıda girebilirsek suya gireceğiz. Yani şu gördüğünüz yere inip, tabii tehlikesiz yoldan iniyoruz ve aşağıya vardıktan sonra suya gireceğiz. İnşallah oradan birkaç görüntü alırsam ileteceğim. Kesinlikle buraya gelin. Yani bir boş gününüzde aşağıda mesire alanı var. Orada işte mangal yapabilirsiniz. Ücretli bir şekilde herhalde girişi ücretli. İşte mangal yaptıktan sonra ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Ama kondisyonu düzgün olanlarla buraya gelip şu manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle göstereyim. Zıplıyorum. Gel. Dur sen. Dengede misin? Zıplayacağım. 3, 2, 1. Oğlum bak. Atayım mı aşağıya? Arkadan inşallah Cuma'ya ne kaldı? Emine. Oğlum biz... Anadolu'nun bağrından kurtulduk. Adam. Sen ne diyorsun ya? Dur. Muhammed taşımacılık. Her türlü dere arası, iki dere ağzı taşınır. Aşağıya doğru devam ediyoruz. Evet, sonunda dere yatağına kadar indik. Şimdi biraz geriye doğru yürüyeceğiz ve az önce yukarıdan baktığımız şelalenin dibine suya girmek için gideceğiz bakalım. Mami gidemiyor. Mami. Bayağı bir. Evet. Güzel yerlere ulaşmak için böyle çaba sarf etmemiz lazım. Dondum. Kayaların üstünden sessiz yerden çıkamıyoruz. Ulan yürümeye yeni başlayan bebekler gibi hissediyorum şu an. Şu doğaya bakar mısınız ya? Mükemmel. Terledim be. Artık ayakkabı zamanı. Böyle olmuyor. Çok iyi be. Vallahi süper. Ne ettin? Adama dedik yol gösterici ol. Arkadaş adamı kaybedeceğiz, o kadar ileriden gidiyor. Evet, karpuzu burada yiyip bırakmışlar. Yazık. Oh. Biraz olsun susuz yerden gidiyoruz. Bak ayakkabıları giydim ben, rahatım. Mükemmel. Mükemmel yer ya. Buraya gelip kamp atacaksın. Çadırınla geleceksin. Bir gece konaklaman bile yeter. Mükemmel. Şuraya bak ya.
Evet, bu kadar yol yaptık, eziyet çektik. Az önce gördüğümüz yere gitmek için. Neyse, gidiş yolunda inşallah. Yılan deri değiştirmiş. Derisi duruyor orada. Mükemmel ya. Harika. Mükemmel. Bir, en az bir ama ortalama 2 gününüzü ayırın. Buraya gelin. Gece de konaklayın. Müthiş keyifli. Keşke çadırlarımızla gelseydik de tesiste kalacağımıza burada kalsaydık. Mükemmel yer. Tabii kış aylarında bunun debisi artınca buranın şu içinde şu an üzerine bastığım yerler de su oluyor. O yüzden burası bu kadar bozuk. Evet abi. Hocam sana salladım, hakkını helal et dedim ki. Bu adam dedim bizim öncümüz, yol göstericimiz, onu göremiyoruz ileride dedi. Neyse şimdilik bakalım. Böyle devam ediyoruz. İşte bu. Sonunda geldik. Uzun bir zahmetten sonra geldik. Ama değdi. Şimdi girebilenlerle bu suya gireceğiz. Buz gibi su. Manzaraya bakar mısın ya? Mükemmel. Az önce şu yukarıdaydık. Uzun bir yoldan sonra buraya kadar anca inebildik. Şu an çok su geliyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Bana atmayın bir şey. Dur. Evet, artık Maden Deresi turunu sonlandırıyoruz. Orası yoğun kalabalık diye biraz daha bisikletle gelip daha sakin böyle bir yerde yemek yiyelim dedik. Sabah kahvaltısından kalan yiyeceklerimizi, domates, salatalık, ekmek neyse, burada yiyip buradan artık Serdivan'a doğru yaklaşık 65-70'e yakın kilometre yapıp akşamüstü evimizde olmayı planlıyoruz. Güzel bir tur yaptık. Biz gerçekten bu turu yaparken çok eğlendik. Yani 2 gün boyunca deli gibi eğlendik. İnşallah videoya da bu yansımıştır. Böyle her gittiğimiz yerde daha çok videolar çekip paylaşacağım. Arzu eden beğenebilir. Takip etmek isteyen abone olabilir. Şimdilik bizden bu kadar. Emre Yaman TV'yi takipte kalırsanız bizle alakalı, benle alakalı ve arkadaşlarımla alakalı daha çok gezi rotasını öğrenebilirsiniz. Hadi eyvallah.